Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü videoda e, astral seyahat mevzusu var arkadaşlar. Bu ara çok gündemde. Genç kardeşler özellikle bu konulara çok aldanıyorlar. Allah muhafaza bu çok tehlikeli bir durum. E, peki diyorlar ki bize o zaman Allah dostları nasıl ruhlarını çıkardı da dolaştılar? Hiç astral seyahatle ne alakası var onun? O çok farklı bir durum. Bu aradaki fark nedir? Allah dostları nasıl dolaştılar? Levh-i Mahfuz'a kaderi, kader defteri olan, levh-i mahfuz olan e, kadere nasıl ulaştılar? Oradan bilgiler alıp kitaplarına nasıl bizi alıp ulaştırdılar? Bunlardan bahsedeceğiz. Dua nedir? Nübrem nedir? İkisinin e, dua nedir? Himmet nedir arkadaşlar? Dua ile himmet arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Ondan da bahsedeceğiz şimdi. Yani insanlar kendilerini evliyalarla kıyaslamasın hiç bu, bu gibi konularda. Hiç bu konuların alakası yok. O manevi işlerle arkadaşlar. Bunlar şeytan işler. Şimdi ben size o konulardan bahsedeyim. Ee, astral seyahat konusunda son videoda biraz kısaca bahsettim ama arkadaşlar zaman kalmadı. Ben kısa konuştum orada. Bazı insanlar anlamamış. Şimdi ben daha da detaylarını anlatayım. Astral seyahat mevzusu arkadaşlar. Ee, bir insan sırt üst üstü uzanıyor. Kısaca geçeyim. Ee, gözlerini kapatıyor. Ruhunun Odanın içinde yükseldiğini düşünüyor. Bedeninden çıktığını, ayrıldığını düşünüyor. Tam onları düşünürken gerçekten de bir anda kendisini dışarıda buluyor ve kendi bedenini izlerken görüyor. Ruhu çıkmış oluyor. Sonra etrafta istediği yere gidip dolaşmaya başlıyor. Buna astral seyahat diyorlar. Tabi onun altyapıları var. Bir şeyler yapıyorlar kendi kafalarına göre. Bu şekilde dolaştıklarını iddia ediyorlar. Gerçekten de görenler var arkadaşlar. Bu görüntüleri verirler ama dolaşan onların ruhu değil ruhu değil. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Öyle ben uzanayım, ruhumu çıkarayım, sağa sola dolaşıp geleyim. O zaman herkes ruhunu çıkarsın sürekli. Dolaşıp gelsin. Olacak iş değil arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Şeytan cin arkadaşlar aslında onun bedenini izliyor dışarıdan. O izlediği görüntüyü onun beynine yansıtıyor. Beynine yansıtıyor. Cinlerin, şeytanların böyle işleri vardır. İnsanların beynine görüntüler yansıtabilirler. Ama her insanın beynine yansıtamazlar. Onun için her insan da astral seyahat yapamaz. Özellikle her Müslüman yapamaz. Neden? ...günahlardan uzak duran... ...biraz takva yaşayan bir insansa... ...yani günah kapılarından açık olan bir kapı yoksa... ...şeytan ona yaklaşamaz... ...ne görüntü verebilir ne de başka bir şey verebilir... ...veya da astral seyahat yapacağınız anda... ...ayet-i kürsü okusanız felak nasıl okusanız... ...yine o görüntüleri alamazsınız... ...burada tamamen şeytani bir sistem yürüyor arkadaşlar... ...ilerliyor... ...ne yapıyorlar... ...insanlar sırt üstü düzenip... ...kendi ruhları çıktı dolaştı... ...öyle bir şeyi Allah izin vermez arkadaşlar... ...neden izin vermez... Şimdi peki Allah dostlarına neden izin vermiş ruhları dolaşıyor da bize izin vermez? Bizim gibi sıradan insanlara izin verilmez arkadaşlar. Ruh çıkarma yönünden. Kendi isteyerek bir insan ruhunu çıkaramaz. Neden çıkaramaz? Evliyalar dışında. Çünkü e, nefis terbiyesi yapmadık biz arkadaşlar. Nefis terbiyesi yapmadığımız için bu çok tehlikeli bir durum. E, biz bunu beceremeyiz. Şimdi Allah dostları nefis terbiyesi yapmışlar. E, zikirle kendilerini eğitmişler. Helal haramlardan uzak kalarak ruhlarını olgunlaştırmışlar. Kemal Artık o mertebeye gelmişler ki Allah onlara izin veriyor. Onlar ruhlarını çıkarıp istedikleri bir şekilde Allah'ın izin verdiği ölçüde dolaştırabiliyorlar arkadaşlar. Nitekim tarih boyunca e, İslam aleminde Osmanlı savaşlarına katılan evliya ruhları, Çanakkale savaşına katılan evliya ruhları, Kıbrıs savaşına katılan evliya ruhları anlatılıyor. Bu işte bedenden çıkararak ruhları gelip bize Müslümanlara savaş esnasında yardım eden Allah dostları var. Ama onlar ruhu kemale erdiği için, olgunlaştığı için Allah onlara izin veriyor. Çünkü onların ruhu çıktığı zaman günah işlemez, haram işlemez, yanlış iş yapmaz. Nereye de ne yapması gerektiğini bilirler. Hayırlı işler yaparlar, hayırlı yerlere giderler arkadaşlar. Levh-i üst semaya giderler. Peki bizim ruhumuz çıksa, Allah bize izin verseydi, astral seyahat gerçekten de gerçek olsaydı ne olurdu? Bizim ruhlarımız çıktığı anda biz ilk nereye giderdik? Hemen merak ettiğimiz kolumuza, komşumuza arkadaşımıza bizim hakkımızda ne düşünüyor diye kapı dinlemeye giderdik. İnsanları camlardan gözetlerdik. Daha neler neler yapardık kim bilir akla gelmeyecek ne işler yapardık arkadaşlar. Onların gidip paralarını kontrol ederdik. Zenginler mi, fakirler işte şöyle mi, böyle mi? Meraktan olmadık günaha düşerdik bu ruh, bu halimizde. Allah da buna izin vermiyor. Nefis terbiyesi yapmadığımız için, ruhumuzu gezdirebilecek biz kemalde olgunlukta olmadığımız için normal insanlar Allah ruhlarını isteyerek bedenden çıkarma izni vermiyor arkadaşlar. Bu dediğimiz cin şeytan işleridir. Astral seyahat dedikleri. Cinlerin aldığı görüntüleri bir sanatçı çıkmış işte konuşuyor. Ben gittim işte 15-20 kişinin kaç kişiyse masalarına oturdum. Orada toplantılar yaptım. Geldim falan diyor yurt dışında. Birilerinin toplantılarına oturmuş ajanlara falan. O cin arkadaşlar o görüntüyü alan. Eğer doğru söylüyorsa tabii doğru anlatıyorsa ki doğru olma ihtimali de olabilir. E dediğim gibi kapı açık olan insanlara cinler görüntü verebilir. Oradaki cin yaşadığı olayı gelip insanın beynine görüntü olarak aktarabiliyor. Bunu en iyi cinci hocalar bilir arkadaşlar. Onlara sorun öğrenin. Onlar cinlerden görüntü bile alabiliyorlar. Mesela adam burada duruyor. Başka bir şehirden e, büyülü bir yer var mesela. Oranın resmini, görüntüsünü cin kendi gördüğü görüntüyü direkt aynı anda buradaki adama getirip ulaştırabiliyor. Cinci hocaya ulaştırabiliyor. Bunlar var. Dediğim gibi işte asra sehat bu aslında. Dedikleri cin şeytan işleri ee, zaten seyahati arkadaşlar bizim ruhlarımız bedenden ayrılınca gece uyuyunca ayrılıp seyahat yapıyor. Bütün Müslüman olsun olmasın bütün ruhlar gece uyuduğu anda bedenden ayrılır seyahate çıkarlar. Herkes kendi derecesine göre kendi allah Teala'nın belirlediği bölgelerde ruhlar dolaşır. İşte bu e, ruh dolaşma esnasında bazen insan kendisinin rüyada olduğunu hatırlayabilir. Bu rüyada olduğunu hatırlama anı arkadaşlar o an işte ruhunu fark etme anıdır. Sen o an ruhunu fark etmişsindir. Rüyada zaten bilinçaltı rüyalarda insan rüyada olduğunu hatırlayamaz. Eğer rüyadayım, Aa, ben şu an rüya görüyorum diyorsanız tam o anda ruhunuzu hissediyorsunuz demektir arkadaşlar. Yani bu gibi haller var. Ama dediğim gibi astral seyahat konusuna dikkat edin. Çok yapmayın da, yapmaya da çarpılmaya da sebep olabilir. Allah muhafaza çok isterseniz arzularsınız. Bazı yanlış işler yaparsınız, çarpılırsınız. Ondan sonra görüntü almaya başlarsınız. Dediğim gibi Allah korusun. Evliyalar... Arkadaşlar levh-i mahfuza gidiyor ruhları Allah'ın izin verdiği ölçüde. Levh-i mahfuzda ne alıyorlar arkadaşlar? Gidip sağa sola birilerinin sırlarını araştırmıyorlar. Müslümanlara ne lazım olur? Kitaplarıma ne lazım ne yazmam lazım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ahir zaman hakkında Müslümanlar uyarmış. O kadar çok hadis-i şerifi var. Özellikle bizim zamanda Deccal'in fitnesine karşı olacak olaylara karşı birçok Allah dostu kitaplarında ahir zamandaki 3. Dünya Savaşı, Melhane Kübra, Armagedon dediğimiz bu savaşlardan bahsetmişler. Bu Deccan'ın fitnesini anlatmışlar, Süfyan'ın fitnesini anlatmışlar. Olacak olayları anlatmışlar ki bize kendi kitaplarına yazıyorlar. Haşa onlar şov yapmak için bak biz levh-i okuyoruz, biz evliyayız demek için değil kendi kitaplarına yazdıkları gibi ümmete Muhammed'e Müslümanlara, ahir zamandaki Müslüman kardeşlerimize bu konularda yardımcı olmak için kitaplarımıza bu bilgileri yazıyoruz diyorlar arkadaşlar. Muhittin Arabi -e Hazretleri bunlara en büyük bir örnek, en güzel bir örnek. Ta Osmanlı'dan 100 yıl önce yaşamış, Osmanlı'nın kurulacağını söylemiş. Osmanlı kurulduktan sonra bütün padişahların 36 padişahın arkadaşlar tek tek ismini söylemiş. Yavuz Sultan Selim'in halifelik sırrını söylemiş. Ee, Osmanlı'da birçok padişahın yaşayacağı bazı olaylardan bahsetmiş, Halifeliğin alınması gibi, e, İstanbul'un fethi, fethi gibi olaylardan bahsetmiş, Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye'nin kurulacağını anlatmış. Tabi bizim zamanı anlatıyor. Dediğim gibi, Necmettin Erbakan Hoca'nın Necim diye bahsetmiş kitabında ismini vererek, Necmettin Erbakan hocadan bahsetmiş. Ondan sonra yaşanacak, onun beldesindeki büyük depremden yüz binlerin öleceği büyük depremden bahsetmiş. Allah bir daha yaşatmasın. Maraş depremi işte arkadaşlar o deprem de gerçekleşti. Ondan sonra da vaktin sahibini bekleyin diyor. Erbakan hocanın öğretilerinin üstüne mehdal İslam bekleyin diye asır asır olacaklar yazmış bize, bildirmiş arkadaşlar. Bu bilgileri nereden aldı? Levh-i Mahfuz'dan aldı. Nasıl aldı arkadaşlar Levh-i Mahfuz'dan? Allah'ın izniyle gitti, orada okudu, aldı. Peki biz buna hadis gibi evliyaların o zaman bildirdiklerine ayet gibi inanabilir miyiz? İnanamayız. Neden? E çünkü aldıkları bilgiler Levh-ı Mahfuz muallaktaki kaderdir arkadaşlar. İki çeşit kader vardır. Bir nübrem bir de muallak kader. Muallak, muallaktaki kader değişebilir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne bildiriyor bize? Biz kaderde e, levh Mahfuz'da dilediğimizi siler dilediğimizi yazarız buyuruyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam miraca çıktığında arkadaşlar o kalemin seslerini duydu. Hala daha silinip yazılıyor. O kalem seslerini duydu. levh Mahfuz'da kaderi yazan kalemin seslerini. Yani Allah dostlarının keşiflerine yüzde yüz hadis ayet gibi inanamayız. Neden? Allah Teala Allah dostu gerçekten de görmüştür onu levh hafızda. Bin yıl önce mesela Muhittin Arabi Hazretleri görmüştür kitabına yazdı. Yüzde sekseni tuttu yüzde yirmisi tutmadı. O yüzde yirmi haşa attı demeyin uydurdu demeyin. O yüzde yirmi oran neden tutmamıştır? O baktığında levh-i mahfuzda gerçekten de o yazılıdır. Daha sonra 100-200 yıl sonra allah Teala hikmeti ilahi gereği onu silmiştir kaderi değiştirip başka bir şey yazmıştır arkadaşlar. Çünkü nübrem kader dışında muallak kaderde her şey silinip yazılabiliyor. Nübrem kaderde de zaten o silinip yazılacakları da bildiği için allah Teala ezelde o nübreme hepsini kaydetmiştir. Son nokta orasıdır. Oradan hiçbir şey değişmez. Ayetler ve hadisler nübrem kaderden geliyor arkadaşlar bize. Orada hiç şüphe yok. Ayet ve hadislerde şüphe yok. Ama Evliya Allah'ın keşfinde şüphe olabilir arkadaşlar. Çünkü peygamber değiller. Nübremden haber alamıyorlar. Peki duayla himmet arasındaki fark nedir? Duayla himmet arasındaki. Şimdi bir insan bir insandan bir Müslüman bir Müslümandan dua isteyebilir. İstemeli de zaten. Bir Müslümanın kıyabında yaptığı bir Müslüman kardeşine dua en çabuk makbul olan dualardan biridir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Dua edebiliriz. Ee, peki bir Müslüman bir Müslümandan himmet isteyebilir mi arkadaşlar? İsteyemez. Himmet kimden istenir? Dua her Müslümandan herkesten istenir. Himmet arkadaşlar e, ee, evliya Allah'tan istenir. Himmet sahibi insanlardan istenir. Himmet sahibi insanlar kimdir? leyh i Mahfuz'u okuyup Allah'a dua edip naz makamında olan kullardır. Yani leyh i Mahfuz'da değişmesini istediği kader olursa bir Allah dostu leyh i Mahfuz'a bakacak. Mesela benim, mesela bir arkadaş Mahmud Efendi Hazretleri'ne gitmişti bizim tanıdık insanlardan birisi. Çocuğu olmuyordu ilk evlendiği yıllarda. Gitti, Efendi Hazretleri'nden himmet isteyecek. Çünkü çocuğu olmuyor. Muallakta kaderde demek ki çocuk olmayacak yazılmış. Efendi Hazretleri de himmet makamında olduğu için Allah'ın naz makamında nazlı kullarından o kaderi allah Teala silip biz yeni kader yazıyoruz dediği için ruhsat var silip yazabilir. Mahmud Efendi Hazretleri'nden rica edecek allah Teala'ya rica edecek Efendi Hazretleri ey Allah'ın bu kuluna çocuk yaz diyecek. allah Teala da olmayacak çocuk yazısını silecek. Çocuk verdik diyecek. Bu niyetle gitti. Gitti daha Efendi Hazretleri Görmek istedi. Çocuğu olacak olmayacağını söylemeden konuyu anlatmadan o görmek istedi. Efendi Hazretleri ona haber göndermiş. Kızının ismini bu koysun, şu isim koysun oğlunun ismini de şu isim koysun demiş. Arkadaşlar direkt daha onun niyetini orada anlamış. Allah'ın izniyle Allah'ın bildirmesiyle işte Allah dostları böyle. Yani himmet etmiş arkadaşlar. Çocuğu olmuyordu. allah Teala da onun nazını Efendi Hazretleri'nin nazını kırmamış, üzmemiş. Orada o çocuğu Çocuğa, çocuğu olmayan arkadaşa çocuk yazmış allah Teala. Böyle kader değişiyor. Cibril Aleyhisselam bir genci gördü. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a dedi ki bu genç yarın ölecek dedi. Efendimiz Aleyhisselam çok üzüldü. Birkaç zaman geçti. 3-5 gün bir baktı genç dolaşıyor Medine'de. Efendimiz Aleyhisselam Cibril gelince ey Cebrail bu dedi yaşıyor çocuk. Sen dedi yalan söylemezsin. Hatada yapmaman lazım yani. Bu nasıl oldu? Cebrail Aleyhisselam da dedi ki biz muallaktaki kaderi görüyoruz. Nübrem kaderden haberimiz yok. Muallaktaki kaderde bu çocuk ölecek yazılıydı ey ya Allah'ın Resulü. Bu çocuğa birisi tatlı getirmiş öleceği gün. Bu çocuk da o tatlıyı sadaka olarak götürmüş bir fakire vermiş. allah Teala da bu sadaka hürmetine onun ömrünü uzatmış diyor. Yani kader silinip yazılabiliyor. Allah'ın nazlı kullarını allah Teala arkadaşlar kırmıyor muallak kaderde. Bazı değişiklikler yapıyor. Buna himmet deniyor. Himmet allah Teala'dan naz makamındaki kulların e, dua etmesi, yardım istemesi demek. İşte bu da herkes himmet makamında değil. Himmet makamında olan insanlar da şu günümüzde çok azdır. Belki de yok denecek kadar az kaldı yani. E, bu levh-i mahfuzda kaderin değişmesi arkadaşlar bu şekilde oluyor. Himmet bu yani. Himmet dedikleri bu işte. E, aynen sadaka ömrü uzatıyor. Bir şey aklıma geldi şimdi. Birileri diyordu ki hadis inkarcılardan o zaman ben sadaka vereyim sürekli. Hiç ölmeyeyim sürekli ömrüm uzasın. Bak mantığa bak. Orada ne var? Mevzu ne arkadaşlar? Çocuk ölmek üzere. Sen şimdi ölmek üzere olduğunu bilemiyorsun ki ecelin. Ecelin yok çok yaklaştıysa sadaka ver ömrün uzar. Ama ecelin seni daha 10 yıl var 20 yıl var. Sen şimdiden sadaka veriyorsun ömrün uzasın diye sadaka mutlaka sevabını alıyorsun. Arkadaşlar kaderde 10-20 yıl varsa ecelinin gelmesine o 10-20 yıl içinde senin başına yazılmış bela var, musibet var, kaza var. O sadaka belayı, musibeti ve kazayı def ediyor. O işe de yarıyor. Yani sadece eceli uzatmaya değil, sadaka verildiği zamana göre senin kaderde o zamana en yakın senin başına ne gelecek o olayı etkiliyor Allah'ın izniyle. Sadakanın böyle bir e, hikmeti var arkadaşlar. Onun için böyle saçma sapan itiraz etmek için sırf laf olsun diye böyle itiraz etmek isteyen insanlar oluyor. Hadis inkarcılar oluyor. Aynen ehli sünnet itikadında arkadaşlar nübrem, muallak kader bu şekildedir. İki türlü kader vardır. allah Teala kader konusu ayrı bir mevzu. Şimdi girmiyorum o konuya. İnşallah bir gün o konuyu da işleriz. Arkadaşlar külli kader var. Allah'ın değiştiremeyeceğimiz kaderi. Ana baba seçme gibi, göz rengi gibi, işte kendi yaratılışımız gibi işlerde külli kadere giriyor. Değiştiremiyoruz ama cüzi kader var. Kendi irademizle de değiştirebileceğimiz işler var ki biz kulun kaderini kendi çabasına göre kıldık buyuruyor Allah Teala. Yani senin çabana gayretine göre kader, muallaktaki kader silinip yazılıyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilelim. Yani evli Allah'ın ruhları astral seyahat yapmadı. Onlar nefsi mutmain yaptılar arkadaşlar. E, terbiye ettiler. Nefislerini, ruhlarını olgunlaştılar. Kemale erdiler ve Allah'ın izniyle ruhlarına seyahat izni, dolaşma izni verildi. Bizim gibi sıradan böyle normal insanların kendi ruhumu ben çıkarayım da sağa solu gözetleyeyim, dinleyeyim gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Öyle bir şeyin imkanı yok. Bunu tekrar belirtmiş olalım. Ee, tekrar başka bir videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.